Merhabalar. O yorumlar görünüyor artık. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldin Meliha. Bayağıdır canlı yayın yapmıyordum. Aslında hiç de halim yok. Biraz rahatsızım. Sesimden, elimden, yüzümden bellidir belki. Dudağımdaki uçağı. Maşallah. Devam edin. Karatay gerçekten kilo verdirir arkadaşlar. Hem de sağlıkla kilo verdirir. Ha benim gibi sonradan akılsızlık edersiniz. O da artık yapacak bir şey yok ama çok güzel kilo verdirir, çok güzel inceltir. Karatay gerçekten sağlıklı yaşamayı öğreten bir beslenme şekli. Evet, sesim aslında biraz kısık gibi, böyle kulağım tırmalanıyor konuşurken. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Karaman'a selamlar olsun. Aleyküm selam Özlem, hoş geldin. Sağ ol Ayşe'cim, sağ olasın. Ya Karatay aslında hepimizin anam babam usulü beslenmesini istiyor. Hoş bulduk Güler. Güler'i de takip edin arkadaşlar. Güler'in de çok güzel bir gelişim şeyi var. Motivasyon açısından onun şu anda verdiği kilolar sizi de motive edebilir diye düşünüyorum. Yeni açtım Nermin Hanım. Hoş geldiniz. Yok kaçırmadınız. Yeni açtım. Şarjım aslında az ama şöyle bir deneme amaçlı. Hem de bir merhaba diyeyim dedim. Uzun zamandır canlı yayın açmıyorum. Keskinli hemşehrim ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Sorun var sanırım. Konuşman sonradan geliyor. Vallahi bilemiyorum. Almanya selamlar olsun. Rica ederim Gülercim, ne demek? İzmir'e de selamlar olsun. Hasibe Kitçen katılmış. Merhaba, hoş geldin. Genel senin diyetin nasıl gidiyor? Benim diyetim şu anda ben diyetten ziyade motivasyonumu yükseltme çabalar içerisindeyim arkadaşlar. Yoksa diyeti yaptığım zaman ben gayet güzel kilo veriyorum Karatay'da. Ama benim için şu andaki durum diyetle pek alakalı olmayan bir durum. Daha önce de anlatmıştım defalarca kez. Yoksa ben Karatay diyeti yaptığım zaman gayet güzel kilolar veriyorum. Merhaba Arzu, hoş geldin. Çıkın yeniden girin. Kötü mü şu anda yayın arkadaşlar? Samimiyetimiz çok güzel. Aynen. Hepinize öyle. Yayın kötüyse kapatıp tekrar açayım arkadaşlar. Hoş geldin Yasemin, İsviçre'ye selamlar olsun. Yemek sayfası olarak diyet sayfasına katılmam da. Canım dudağın neden açıkladı? Hasta mısın yoksa geçmiş olsun? Ya ben şu sütaşı paylaşıyorum görüyorsunuz. Sanırım ona üzüldüğümden ağzım, burnum, ağzımın içi hep yara oldu. Didem de öyle. Hasta değil ama bir şey telaşımız oldu yani. Ne kadar sokak hayvanı da olsa içimizdeydi ve onun o duruma düşmesi, o durumda olması rüyalarımıza kadar girdi. O kadar şey olduk ki anlatamam size. Yani çok üzüldük Sütaş'a haliyle. Onun o haline çok üzüldük. Yaşadığı şeye çok üzüldük. Takipçiler girip çıksın diyorlar arkadaşlar. Yani uzun zamandır canlı yayın yapmadığım için bilemiyorum şu anda. Bende bir sorun yok gibi görünüyor. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim Sinem Hanım, sağ olasınız. Sütaş hakkında da şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Sütaş arkadaşlar benim yeğenim bir kolejde çalışıyor. Orada kırtasiye bölümünün başında ve bu kolej bulunduğu yerden başka bir yere taşındı. Benim oturduğum yerde bu kolej. Ama kırtasiye bölümünü bu tarafta bıraktılar açık olarak. Daha sonradan geçecek o taşındığı yere. Yeğenim de orada kırtasiyenin başında duruyor ve boş zamanlarında işte böyle giderken gelirken oradaki sokak hayvanlarını zaten çok az çok tanımışsınızdır beni ve ailemi. Böyle sokak hayvanlarına karşı duyarlı bir aileyiz biz.
Onlara benziyor. Sütaş da onlardan biriydi. Adının hikayesi de şöyle. Sadece sütaş ürünleri yiyordu yani. Hani onu verdiğinde, sütaş ürünleri verdiğinde daha çok böyle severek yediği için adı sütaş kaldı hayvanın. Yeğenim onu arada eve getiriyor, yıkıyor, temizliyor, paklıyor, oynuyoruz falan filan. Ama tabii evde bir kedisi olduğu için ve o kedi de çok böyle hırçın, çok beni sevsinler diyen bir kedi. Kavga dövüş olduğu için evine alamıyordu haliyle. Hangi birini alacak bu arada? Bir sürü kediye bakıyor ayrıca. Sütaş 3-4 gün gelmeyince merak ediyor ve 4. gün sanırım ağzı yüzü kan içinde geliyor. Sonra veterinere gidiyor. Veteriner deki işte işlemler falan. Şu anda ameliyat oldu Allah'a çok şükür ama çenesinden bir parça koptuğu için orası ömür boyu yamuk kalacak biraz. Ama Allah'a çok şükür yaşıyor yani. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler var? Neler yok? Hayat nasıl gidiyor? Şu anda durumu iyi. Güle güle Günel Kayaç sanırım. Bu arada bütün herkese çok teşekkür ederim. Hani kiminin duası, kiminin parası demişler. Az veren candan, çok veren maldan destek oldunuz hepiniz. Duanızla. Yani sütajın ameliyat parası toplandı dedikten sonra birçok mesaj geldi. Abla ben de çok isterdim hani yardımda olabilmek, yardımcı da olabilmek diye. Ama dedim ki belki de senin ettiğin dua o maddi olarak yardım eden kişiye vesile oldu. Hiç bilemezsiniz bunu. Diyete devam arkadaşlar. Benim ömürlük diyetim olacak artık. Yani yapacak bir şey yok. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Karatay yapıyor musun canım daha? Yapıyorum arkadaşlar. Onu da çok söyleyen oluyor. Bana başka diyetler yazanlar da oluyor. Birkaç kere açıkladığım halde bazen yazdığımız yazıları okumuyorlar arkadaşlarımız. Benim kedim de 4 sene önce köpek ısırmıştı. Karnı parçalamıştı. 3 ay hayvan hastanesine yattı. Rabbime öyle yalvardım. Tam 1 sene yaşadı ve o köpek ısırdı tarihte. Araba vurdu öldü. Halin içim yanar. İki öğün yapıyorum arkadaşlar. Hayır sigaraya başlamadım. Sigarayı ben bıraktıktan sonra bir daha hiç içmedim arkadaşlar. Aynen diyet değil yaşam tarzı. Ben gönderemedim. Ya arkadaşlar sen göndermezsin ama dua edersin. Gönderecek olana vesile olur. Yani hiç bilemezsiniz bunu. Hiç öyle düşünmeyin. İnanın dua etmek bile bence çok büyük bir şey. Zaten yer gök dua ile demişler. O kadar çok dua eden, o kadar çok sevinen, ameliyat parası bulunduktan sonra paylaştığında o kadar çok geri dönüşler oldu ki inanamazsınız. Bazen en yakınınızda çok duyarlı geçinen insanlar tenezzül edip bir geçmiş olsun bile yazmadılar. Ama hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız insanlar belki cebinde 10 lira var, 5 lirasını size göndermek istedi. Yani Azerbaycan'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan hani yurt dışı deyince eurolar şunlar bunlar yağmadı tabii ki ama o kadar güzel üst üste birikip gelince bu paralar bir şeye vesile oldu ki güzel bir şey. Kilomu paylaşmıyorum Hatice. Güzel bir şeye vesile oldu ki hepimizin bence ortak bir şeyi oldu yani Rabbim hepinize darda koymasın. Bu işler böyle biraz. Senin duan başkasına vesile oluyor. Bir de bunlar gerçekten ağzı yok, dili yok, size sığınıyor. Sizden merhameti bekliyor. Yani şöyle düşünün. Sütaş dediğimiz kedi bir sokak kedisi. Sokakta doğmuş, sokakta yaşamış. Yeğenim Tuğba ona bakmaya başladıktan sonra işte onun kapısına gelmeye başlamış. Hatta diyor ki ben çalışırdım diyor. Gelip pencereme vururdu, camıma vururdu diyor. Hani çık dışarı ya da beni al içeri gibi. Ve o yaralı halde bunun çalıştığı okulun bekçisini geçiyor. Bekçi yeğenimi arıyor. Diyor ki Tuğba Hanım sütaş geliyor ama diyor ağzı burnu kan içinde. Benim yanımda durmadı diyor. Size doğru geliyor diyor. Yeğenim o gördüğü anı anlatırken öyle bir ağlıyor ki. Yani bu hani bu hayvanlar gerçekten ağzı dili yok ama yardıma muhtaç oldukları zaman gerçek sevgiyi kimden gördülerse onun yanına koşuyorlar. Hiç de nankör değiller. Abla sen beni motive ediyorsun. Lütfen kilo veriyor musun? Kaç kilo oldu?
Ablacım, ben seni motive ediyorum da ben şu anda motive olmak zorundayım. O yüzden kilomu falan paylaşmıyorum. Kilo aldım ben arkadaşlar. Zaten bunu saklamıyorum. Sanırım siz bayağıdır beni takip etmiyorsunuz. Ya da görmüyorsunuz. Yazdıklarımı okumuyorsunuz. Sizi samimi bulduğum, sevdiğim için takip ediyorum. Kendiniz mecbur hissetmeyin. Sürekli diyet bahsetmek zorunda değilsiniz. Motive olmak isteyenler YouTube videolarınızı izleyebilir. Çok motive edici. Teşekkür ederim. Beni anladığınız için çok çok mutlu oldum. Sağ olun. Az veren candan, çok veren maldan demişler. Rabbime şükür ki bu iyiliğin içinde azıcık da olsa olmak çok güzel bir şey. Hayvan diye geçmeyeceksin bu dünyada. Ah Nermin Hanım, siz mesaj attığınızda bizi öyle ağlattınız ki ben hani siz bahsettiğiniz için şu anda bahsediyorum. Ve sizin mesaj attığınız zaman birkaç arkadaş üst üste böyle şey oldu ve onlarla beraber, onlar isimlerinin bahsedilmesini istemediler gerçi. Onlarla beraber pat pat diye hemen para tamamlanınca dünyalar bizim oldu. Gerçekten öyle güzel şeylere vesile oldunuz ki Rabbim de hiçbiriniz, yani dua edeni de para göndereni de herkes, yani içten içe gizlice bana söylemeden de uzaktan dua edeni de Rabbim hepinizi darda koymasın inşallah. Yani hayvan da olsa gerçekten zor bir durum. Evet, edemedim canım, sağ olsun, yemeklerinden çok yaptım, teşekkürler, afiyet olsun. İnşallah veririz ya. Bu bir süreç, bunu da biliyorum ben. Yani bu sürecin geçeceğini de düşünüyorum, tahmin ediyorum. Çünkü nasıl diyeyim, diyet yapıyorum kilo veremiyorum gibi bir sorunum yok benim arkadaşlar. Allah'a çok şükür diyet yaptığım zaman gene kilo veriyorum. Ama işte o adapte olma sorunu beni yoruyordu. Ama şu anda iyi çok şükür. İnşallah daha da iyi olacak. Sağ olacağım, sizden de Allah'ım razı olsun ki çaresiz bırakmadınız. Vallahi zayıflamak güzel ama şu zamanda ilk önce sağlık. Şu an çok hastayız. Ailecek dua edin arkadaşlar. Geçmiş olsun Zeynep. Rabbim şifa versin inşallah. Yeni gelen arkadaşlara teşekkürler. Bu arada dediğim gibi daha önce de bahsetmiştim. Bu sayfaya kilo verme ile ilgili girmiş olabilirsiniz. Ama kilo vermek bir paket halinde size sunulan bir şey değil maalesef. Gireceksin o paketin içine ve bütün kilonu verip çıkacaksın. Böyle bir durum değil. Gerçekten yaldızlı, şatafatlı kilo verme hikayeleri arıyorsanız o sayfa bu sayfa değil. Ben hepinizin yaşadığı şeyleri yaşayabilecek bir insanım. Çünkü hepimiz normal insanlarız. Çok güzel kilo verdiğin zamanları nasıl paylaşırsam bu çetrefilli halimi de paylaşarak aslında sizin de bunları yaşarken yalnız olmadığınızı göstermek istiyorum. Yani sayfamda sessiz kalıp sadece ucundan ucundan paylaşımlar yaparak geçip gidebilirdim. Ama o zaman doğru olmazdı. Çünkü gerçekten hani yaşadığım şeyi yaşayan çok fazla insan var ve sadece kendilerine özel zannediyorlar bu durumu. Şu anda böyle şeyler paylaştığım zaman mesela ya da ufak tefek bu tarz şeyleri, konulara değindiğim zaman aynı şekilde geri dönüşler oluyor. Çünkü benim yaşadığım şeyi yaşayan çok fazla arkadaşımız var. Kendimi bu konuda, diyet konusunda yani sürdürülemediğinden dolayı, motive olamadığından dolayı. Çünkü biliyorum ki birçoğumuz diyet kitabı yazacak kadar diyet biliyoruz yani. Hepsini biliyoruz. Yaptığımız, denemediğimiz, yapmadığımız, denemediğimiz hiçbir şey yok. Hepsini ucundan kıyısından biliyoruz. Aslında bize kilo verdirenin de ne olduğunu biliyoruz. Hani diyorlar işte kafan da bitecek, inanacaksın, sen inanmıyorsundur falan. Onların hepsi hikaye. Bambaşka bir şey lazım o motivasyon için. Onda işte nasıl diyeyim? Düşsen de kalkarak bir şekilde rayına oturtmaya çalışacaksın. Ancak o şekilde sürüyor, devam ediyor. İnşallah o dönemde tekrardan gelecek. Ama ısrarla şu anki durumlarımı paylaşmamın nedeni ve size bu kimilerine göre işte başarısızlık olarak adlandırılan süreçten geçtiğimi anlatmamın, paylaşmamın nedeni, bundan kaçmamamın nedeni de hem kendimle yüzleşmek hem de sizlere bunların olabileceğini göstermek. Yani eğer beni kilo yüzünden takip ediyorsanız böyle durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Böyle durumların içinde kalabiliyorsunuz. Şu anda %20 yendi pil seviyem. O yüzden de böyle durumların içinde kalabildiğimizi hepimize göstermek istiyorum. Teşekkür ederim Elizi. Sağ olasın.
Yani sadece size özel değil. Diyet bozmak, kaçamak yapmak, adapte olamamak, bir hafta düzgün giden diyetini bir haftanın sonunda bozmak. Hepimiz böyle süreçlerin içinden geçebiliyoruz. Önemli olan herhalde hayatımız için, kendimiz için devam etmek. Hoş geldin Fatıma. Yani bunu size göstermek için de devam edeceğim paylaşım yapmaya. Takipten çıkanlarınız olabilir. Çünkü bazı insanlar sadece başarı hikayesi dinlemek istiyorlar. Başarısızlığı tahammülleri yok. Çünkü kendileri de başarısız oluyorlar ve karşılarında sürekli atakta, başarı halinde olan birilerini görmek istiyorlar. Bakın hala şuraya yazıyorlar, kilo mu aldınız? Kilo aldım arkadaşlar. Ve bunu anlatıyorum şu anda. Ve bunu ilk kez de anlatmıyorum. Uzun bir zamandır kilo alıp verme döneminde olduğumu zaten sürekli paylaşıyorum. Bu benim sakladığım ve sadece şu anda canlı yayında paylaştığım bir şey değil. Yediğim için Leyla Hanım. Kilo mu aldınız? Siz niye kilo aldınız yazmış Leman ve Leyla. İkinize de toplu cevabım olsun. Yediğim için kilo aldım. Sizler nasıl yiyince, diyeti bırakınca kilo alabiliyorsunuz? Biz de yiyince kilo alabiliyoruz. Diyeti bırakınca kilo alabiliyoruz. Çok fazla kaçamak yaptığımızda diyete adapte olmamız çok zor olabiliyor. Ya da duygu durum değişikliklerinde, streste bu tarz şeyler yaşayabiliyoruz. Ağzına sağlık abla, çok güzel söyledin. Neyi gülercim. O yüzden de yani siz nasıl bir diyeti bozuyorsanız, nasıl kaçamak yapıyorsanız, nasıl motivasyonunuz bozuluyorsa, nasıl tekrardan başlamak için uğraşıyorsanız, bizler de artık bizi ne olarak görüyorsanız onu bilmiyorum ama bizler de kilo alıp kilo verebiliyoruz. Teşekkür ederim. Çok samimisiniz. Var ki yiyorum şükür. Yok öyle demiyorum. Keşke yemesem. Ya aslında hani yiyorsun da ne yiyorsun diyeceksin ama işte öyle saatsiz, öyle düzensiz oluyor ki bazen. Emin abla ben ameliyat oldum. Midemi kestirdim. Geçmiş olsun. İnşallah tekrar kilo almazsın Leman. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Emine Hanımcığım. Hayırlı akşamlar. Çok özlemişim. Çok teşekkür ederim Emine ablacığım. Sen de hoş geldin. Emine ablaca Karatay diyeti çok güzel kilolar vermiş bir ablamız. Avusturya'ya selamlar olsun. Arkadaşlar lütfen bu bırakın bu kilo sözlerini. Böyle sözler insanın psikolojisini bozuyor. Ha, çok haklısın Fatmacığım. Bu gezegenlerin döngüleri ruh halimizi etkiliyor. Siyet için bende de motive yok için. Afiyetler olsun can boğazdan gelir. Su diyeti ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani kişisel düşüncenizi merak ettim. Ben böyle şeylerin uzun vadede insana kilo verdirebildiğini düşünmüyorum. Eğer su diyetini kilo vermek için yapıyorsanız çok güzel kilolar verilebilir ama bir sürdürülebilirliğinin olmadığını düşünüyorum. Hele de bizim gibi vücudumuzun çok yüksek kilolar yaşamış ve vücut geçmişimizde bilinçaltımızda o kiloları görmüş bedenlere sahip insanlar olduğumuz için mesela bir ay su diyeti yaptın çok güzel 15 kilo verdin verilebilir çünkü ben de çok takip ettim araştırdım bu konuyu. Bıraktığın anda o kilonun 2 katı fazla kilosunu alabilirsin. Yok kızmıyorum o konuyu anlattığım için söyledim. Yani siz de tam üstüne sorunca ekmek yiyoruz ekmağına yiyoruz biz Kayseriler. Hoş geldin Belemir. Biz ekmeğinden yiyoruz. İyi akşamlar, hoş geldin. Çok özledik ya. Hoş bulduk Raziyeciğim. Sen de hoş geldin. Hem seni izliyorum hem de bantta yürüyorum. Ana hala nereden yağlandığını bulamadık. Bakacağım onu. Ben de araştıracağım. Canım belki mide ameliyatı geçiresiniz. Kısmet bakalım. Bütün amacım o ameliyata olmamak için tekrardan kilo vermeye çalışıyorum. Hayatta diyet diye bir şey niye var ki zaten işte niye var ki? Vallahi sizin YouTube hatim ettim. Ben bugün de geçen seneki oruçtaki vloglarınızı canlı yayınlarınızı izledim. Harikasın canım. Yemeği seviyorum demiş. Ne var ki yiyorum şükür. Yok öyle de demiyorum arkadaşlar. Birbirimizi gaza getirip şu yayın bittikten sonra gidip mutfağa bir masa donatıp ya da ekmeğin arasına bulduğumuz her şeyi koyup yemeyelim. Elimizden geldiği kadar yememeye çalışalım. En azından bu saatler içinde. Kilo vermek isteyen birileri olarak neden sürekli karşımızdaki insana kilo mu aldınız, kilo verdiniz mi sorulması aynı şey. Bize sorulduğunda ne hissediyoruz? Duygusal yiyorum, teselli buluyorum yiyeceklerde. Zaten o duygusal yeme atakları yok mu bize mahvediyor. Doğru biz mantıyı bile ekmekle yeriz.
Al ver al ver, biz de aynı. Herkese hayırlı akşamlar olsun inşallah. Hayırlı akşamlar Fatmacığım. Abla ben 138'de mide ameliyatı oldum. 55 kilo verdim. Şimdi düzenim bozuldu. İşte yine diyet yapmaya dönüyor maalesef. Aynen öyle. Çok fazla bu tarz mesajlar geliyor bana da. Emine Hanımcığım, ben de kilo alıyorum. Duygu durum değişikliğinde olabilir deyip önemli olan yola devam etmek. Aynen. Şu an mısır patlattım ve sizi dinliyorum. Ah, demeseydin keşke. Geçen gün kurstaydık. Böyle gene bir kilo muhabbeti açıldı. Kursta böyle tam ortada, odanın tam ortasında masalar var. Böyle iki tane uzun masa. Ve kenarlarda böyle C biçiminde o masaların etrafında da dikiş makinelerinin konduğu, overlock makinelerinin konduğu masalar var. Bilmeyenler için ben dikiş kursuna gidiyorum. Böyle arkam dönük ben dikiş dikiyorum. O ortadaki masalarda oturanlar da kilo muhabbeti yapıyorlar. Belki kurstan arkadaşlar da vardır şu anda beni takip eden. Öylesine hiç tanımıyorum yani. Kursta bizimle berabermiş ama hiç muhabbetim olmayan bir kadın geldi, hemen pat diye yanıma oturdu. Ya bakın, ciddi söylüyorum. Yani kurstaki en kilolu kadın benim şu anda ama kadınla hiçbir muhabbetim yok, bir merhabam yok, bir şeyim yok. Bana şöyle bir baktı. Ya dedi, arkadan dedi, sen dedi bayağı zayıf duruyorsun da dedi, şu göbeğin de töbe gitmez senin dedi. Yani hani bilmiyor sen nesin, nereden geçtin, ne yollardan geçtin. Bilsek o göbek benim ağzıma giriyordu. 161 kiloydum ben. Bana o lafı der miydi tekrar? Yani o kadar yerli yer, hani şurada diyoruz ya, niye kilo sorunu olan, ve o kadının da kilo sorunu var yani. Hani hepimiz her şeye burnumuzu sokuyoruz yani, işin açığı. Kimse kimsenin şeyini bilmiyor, geçmişini bilmiyor. Belki ben o 9 tane çocuk doğurdum. Bilemezsin ki. Ya da ne bileyim, benim bir sorunum var. Bilemezsin ki. Bir kere yıllar evvel şey yaşamıştım. LCY2'de, bunu da bir şeyde ya anlatmıştım, vloglardan birindeydi sanırım. LCY2'nin içinde, buradaki AVM'de şey var. Merdiven var. İçinden merdivenle öbür kata çıkıyorsun. 40 kilo nasıl gitti hesabını takip etmenizi tavsiye ederim. Hazal Hanım çok güzel motive ediyor. İşte merdiven var ve ben merdivenden çıkarken ablamla beraber, arkamdaki kadın da, o zaman ben tabii 160'lı kilolardayım. Hiç diyet falan yaptığım dönemler değil yani. Dürtüp yanındaki ya gelini ya kızı ona beni gösteriyor. Ama bu arada ikisi de kilolu. Ama benim kadar değiller. Ve o kadar yakınız ki yani, görmemem mümkün değil onların birbirlerine yaptıklarını. Susup geçeceğimi zannettiler herhalde. Döndüm, ne konuşuyorsunuz siz dedim. Siz çok mu zayıfsınız ki beni eleştiriyorsunuz, yanınızdaki kişiye dürtüp beni gösteriyorsunuz dedim. Böyle kaldı kadın. Hani beklemiyor ya hiç öyle bir şey diyeceğimi, hesap soracağımı, buna hakkının olduğunu düşündüğü için çok yakın mesafeden bunu söylemeye çekinmiyor. Yani o yüzden insanların aslında kendilerine bakması lazım. Kilo anlamında da bu böyle. Mesela kısa boylu bir kadın geçerken de, ya da erkek, ya da yüzünde bir yara olan biri olabilir, kafasının saçı az olan biri olabilir, herhangi bir şey yani. Biz insanoğlu çok nankörüz. Rabbimizin bize verdiği şeyle övünüp, başkalarına verdiği belki hastalık, belki eksiklik diye gördüğümüz şeyleri de birbirimize dürte dürte göstererek kendi egomuzu tatmin ediyoruz maalesef. Ve bu özelliğim belki bende de vardır bu. Bu özelliğimizi tatmin şey yapmadıkça, törpülemedikçe, bu özelliğimizin üstünü örtmedikçe, bu kötü özelliğimizi yok etmedikçe de doğru insan olabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü gerçekten kendi eksikliklerimizi kapatmak için maalesef başkalarının eksikliklerini daha da böyle allayıp pullayıp, aa bak onun da şunu var, bunu var demeyi biz çok seviyoruz maalesef. Ve bu nedenden dolayı da çoğumuz, %99'umuz mutsuz. Şu yazılanları bir okuyayım. Bir kere diyet dediğimiz şey başlı başına yanlış. Aynen, hangi diyeti yaparsanız yapın sürdürülebilir olmuyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi beslenmede de dengeli olmayı başarabilsek. Ah keşke Yasemin'cim, Emine Hanım'cım, inşallah inşallah her şey yolunda. İnşallah. Akşam yemekten sonra geç yatıyorum, erken yapamıyorum. Bir şey yemeden nasıl yatarım, ne yapmalıyım? Ah. İki gözümün çiçeği, gel. Hoş geldin. Yeter ki dert kilo olsun. Aynen öyle Emine ablacığım. Kınamamak lazım. Ya kınamamaktan kızdınız mı bana çok az önce? Yok ya, kızmadım. Sadece o anda onu konuştuğum için, siz de üst üste onlar yazıldığı için üstüne geldi konuşmanız. Yoksa kızmadım. Estağfurullah, kızmak ne haddime. Hani çok
Lanet tane bir şey yazılır, o ayrı mesele, ama siz sadece normal şekilde sordunuz. Ona bir lafım yok. Hoş geldin İlkay. Yani ben şunu biliyorum, Allah'ın izniyle bir şekilde atlatacağız bu dönemi. Ya ben tekrardan işte dediğim gibi elimden geldiğince diyete adapte olup tekrardan o kilo verme dönemime sıkı bir şekilde devam edeceğim. Aleyküm selam Fatmacığım söyleyeceğim inşallah. Ya da bilmiyorum, işin sonunda artık yapamıyorum, ben kendi başıma irademi kontrol edemiyorum deyip tüp mide ameliyatı olacağım, bilmiyorum ama hoş geldin benim değişimim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Emine abla. Korkma Leyla'cığım. Böyle yani. Bu süreç hepimiz için. Emine amcığım, yürüyüş bandından çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Nereden aldın Selim'i? N11'den falan mı? Yoksa A101'e gelmişti. Oradan mı aldınız? Yürüyüş bandından alanlar çok memnun gerçekten. Trend yolda sizinle aynı anda kilo verdik. Şu an aynı anda aldık. İnşallah gene veririz. Geçecek inşallah Allah'ın izniyle Emine Hanım. Aynı Eminem. Aynen ablacığım, öyle inşallah geçecek. Geçmese de yapacak bir şey yok. Biz çareler bulmakta ünlüyüzdür. geçmeyecek dediğimiz her şey geçiyor bir gün yani. İyi akşamlar. Hoş geldin Nurhan. Ne zaman geldi ürünü, kullanmaya başladın mı? Ya imkanı olan varsa arkadaşlar o yürüyüş bandından alsın. Nereden alırsınız bilmiyorum. Hani illa ben link koyuyorum, benim linkimden alım diye bir şey yok. Ben zaten paylaşırken de öyle diyorum. Nereyi ucuz buluyorsanız oradan alın. Ama o özellikle yılbaşından sonra elektronik eşyalara daha zam gelecekmiş. Yok, ben bantla disk kapaklarım mahvoldu. Nasıl kullandığında mahvoldu, ben onu anlayamadım. Hoş geldin Nazife. Nazife benim arkadaşım arkadaşlar, Kayseri'den. Koşu bandı sorun. Koşu bandı sorunu değil de sen belki yanlış kullandın ya da çok hırpaladın. Çok hızlı da yürüdün. O yüzden yanlış kullanımdan dolayı yanlış bir şeyler yapmış olabilirsin. Koşu bandı değil bizim amacımız. Bizim amacımız tempolu yürümek. Ama bunu da lap diye alır almaz işte atıyorum 100 kilo üstü olan bir insan çıkıp da onun üstünde 5'te 6'da koşarsa hali diz kapağınıza da zarar verirsiniz arkadaşlar. Onu yavaş yavaş, kademe kademe kondisyonunuz arttıkça yapacaksınız. Ben şu ana kadar bir sıkıntı görmedim. İyi akşamlar. Ben yıllar önce aldım. Çok hızlı yürüyünce yormadan. Bizim içimizin güzelliği yeter beyimciğim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ya iyi olmaya çalışıyoruz. İyi insan olmaya çalışıyorum. Açığını söylemek gerekirse elimden geldiği kadar. Ben 11 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Merhaba, ben de 124 kiloyum. Tüp mide Azerbaycan'da çok pahalı. Mecbur yılbaşından sonra diyet. Burada da ucuz değil. Zannetmiyorum ucuz olduğunu arkadaşlar. Tüp mide ameliyatı olanlar varsa aramızda yazın bakalım kaç liraya oldunuz. Eliptik de yaparım. Çok şükür bir problem yaşamadım. Maşallah diyelim. Sen zaten ideal kilona da geldin. Yaşama da inşallah. Ya en güzeli arkadaşlar, bir diyetisyen bulacaksınız. Vücudunuza uygun bir diyet bulacaksınız. İmkanınız var, spor salonuna gideceksiniz. Ama hiçbiri yoksa bir şekilde kendinizi kilo vermek istiyorsanız en azından şu gece yemelerini bırakacaksınız. Kendi 67 kilo verdiğim süreçte beni en çok motive edenlerden biri ve kaçamaklarımı 29 milyarmış bakın. 29 milyara olan birini biliyorum. Nerede? Türkiye'de mi 29 milyara? 10 binde şu an 20 olmuştu en son. Maşallah. Lap diye değişin, çok tatlı ya lap. Söyleyeyim, temple değil normal gittim zaten, sorun varmış, iyice kötü oldu. Ha, onu bilemeyeceğim. Benim kızım geçen sene Kayseri'de oldu, 3000 euroydu. Euroyu buldum. Memnun mu Nermin Hanım? Hoş geldin Filiz.
Hayatımın büyük bir bölümünü kilo alıp vermekle geçmiş biri olarak diyebilirim ki en son 40 kilo verdim, yine geri aldım. Sonuca odaklanmak yerine bir süreç olarak kabul edip devam etmek gerek. Aynen Emine Hanım, çok mu aldınız kilo tekrardan? Aldım İlknur Hanımcığım. 46 beden giyiyordum biliyorsunuz. Şu anda 48 beden giyiyorum. Kilo aldım. İnşallah veririm. İzmir'de ekol hastanesinde yeni sordum. 15 bin lira dediler. Oh maşallah. Ya düşünsenize, var ya, yemek için para bulmamız, para lazım. Yememek için para lazım. Bu nasıl bir dertse. Herkesin derdi kendine büyük. Gerçekten ya, 15 bin lira ya. 15 bin. Niye? Yemememiz için. Yememizi azaltmak için. Kendimizi durdurabilmek için. Öyle değişik bir şey, bir dert ki bu kilo, obezite. Hiç kimseden saklayamayacağınız bir dert. Ve ilginç bir şekilde herkesin sizin ok sorununuz üzerinde söz hakkı olduğunu düşündüğü bir, yani fütursuzca, laubali şekilde, saygısızca gelip size hiç lanetten, öyle durakta dururken, bir yerde otururken, herhangi bir şey, samimiyetinizin olmasına da gerek yok. Sırf sizin dışarıdan kilonuzun görünmesi lazım. Gelip size herhangi, şu diyeti yap, şöyle yap, böyle yap diyebileceği bir dert yani. Kimseden saklayamıyorsunuz. Çok değişik. Yürüyüş yüzünden İstanbul'a gitmek istemiyorum. Çünkü burada rahat, serbest, kimse yok. Karasu'dayım biliyorsun Emin. Evet. Evde çok seviyorum. İrem iyi. Allah razı olsun sizden. Sizden de Emin ablacığım. Bütün ailenizden. Ankara'da canım. Rabia Toprak. Rabia Toprak kim? Sen benim umut ışığım oldun. Seninle başladım. 103 ile 75'e indim. Elhamdülillah abla. Allah'ım senden razı olsun. Çok öyle arkadaşımız var. Rabbim senden de razı olsun. Seni şuraya yazdığını gören bir arkadaşı da inşallah senin yazdıkların umut olur. Yengem oldu. 60 kilo verdi ama bir yıl çok kötü oldu. Depresyona girdi. Yengem şeker hastasıydı. Mecbur oldu. Git gitti de veriyor. İnşallah bir daha tekrar o günlere şey yapmaz. Su diyeti 50 gün ama takipte kalıyor. Daha uzun doktor bey. 4000 lira dedi asistanım. Bilemiyorum ya, ben çok doğru ehil ellerde bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum ama yani düşün, o 50 gün su diyetini bıraktıktan sonra nasıl, ne yapacağın önemli. Eğer sen bunu kilo vermek için yapıyorsan İpek, 50 gün sonra bu diyeti bıraktıktan sonra ne olacak ki hani? Hadi bir gün durdun, 2 gün durdun, 3 gün sonra deli gibi bir aşkı saldırmaman çok zor o yiyeceklere. Şimdilik memnun ama yediği zaman ister istemez alıyor. Sonra tekrar başa sarıyor. Ne olursa olsun diyet şart. Aynen öyle vallahi. Tüm dertlerine derman Allah. Çok sağ ol ablacığım. Dolar da yükseldi. Daha da fazladır şu an. Geçen sene duydum 25 bin verdiler. Of. Verirseniz üzülmeyin. Ben de 30 kilo verdim. Geri aldım. Herkes aynı şey. Mutlu olalım derken şişman olduk. Ameliyattan ben hiç korkmuyorum. Yapsalar sabah hemen giderim. Ama kilom yetmiyor. Yengem 10 bin oldu. 3 yıl önce pişman verdi ama depresyona girdi. Mide botoksu. Ve ameliyat sonrası masraf maalesef devam ediyor. İlaçlar, protein tozu zaten 600 lira. Of. Yani para şey bitmiyor. Düşündünüz mü mide botoksu? Yok, düşünmedim. Emin abla siz böyle de güzelsiniz. Siz çok güçlü kadınsınız. Yeniden karateye devam. Şu an ben de diyet yapıyorum. Başladım. Yürüyüş olmadan kilo vermesi zor bizlere. Aynen, mutlaka bir spor, yani bir hareketin, fazladan bir şeyin olması gerekiyor arkadaşlar. Ben de gece yemelerim vardı. Akşamları meyve bıraktım ve veriyorum. Bir haftada 3 kilo vermişim. Unlu mamuller, şeker de yok tabii. Maşallah raziyeciğim. Vallahi hepsi boş. Mide ameliyatı, o diyet, bu diyet. Boğazını tutacaksın. Yatağa girmeden 4 saat önce yemeği bırakacaksın. Aynen. Instagram'dan bir bayan, Rabia Toprak, 29 bine oldum diye açıkladı. Mide ameliyatı oldu bir ablam. 30 kilo verdi ama tekrar yine kilo almış. Ben 21 gün su diyeti yaptım 2 kere. O dönemde çok verdim. Sonrasında geri aldım. Bakın dediğim gibi. Devlette belli bir kilo üstü yapıyorlar. Özellerde 10 binden aşağı yok. Devlet yapıyor ama demiş. Devlet hastanesindeki tüp mide ameliyatının gidişatını biliyor musunuz ablacığım? Ben ilk hiç diyet yapmadan, yani hiç bunlarla alakalı bir şey yapmadan önce tüp mide ameliyatı olmak için, hoş geldin Tuğbacığım, şeye katılmıştım, gitmiştim doktora, devlete. Onlar sizi bütün tahlillerinizi yapmak için endokrine gönderiyorlar. O zaman ben sigarayı yeni bırakmıştım. 2 hafta falan olmuştu. Doktor sordu, sigara kullanıyor musun falan diye. Ben de yeni bıraktım dedim yani.
2 hafta oldu dedim sigarayı bırakalı. O zaman dedi sen git 2 ay sonra gel. Çünkü dedi sigarayı yeni bıraktığın için dedi senin tahlillerin doğru çıkmaz. O zaman ben 160 kiloydum işte. Sonra eve gittim. İşte kilolu bir şekilde ameliyata girmenin ne demek olduğunu bildiğim için doğumu çünkü ben sezaryenle yapmıştım kızımın doğumunu. Ondan sonra diyet yapmaya başladım ve 67 kilo verdim. Dedim tüp mide ameliyatına gerek yok bak verebiliyormuşsun. Ama şu anda geldiğim noktada tekrar düşünüyorum yani ama korkuyorum da ve şu anda yazılan rakamlar da çok yüksek zaten. Bakalım elimden geldiğince kendim vermeye tekrar devam edeceğim. Dediğim gibi 46 bedene düşmüştüm en son. Şu anda 48 bedendeyim. Kilo aldım ama kilomu söylemeyeceğim arkadaşlar. Bunu size bir şey yapmak için, kanıtlamak için falan değil. Çok fazla gerçekten psikolojik baskı oluştuğunu düşündüğüm için söylemek istemiyorum. Bu arada Tuğba müsaitsen canlı yayına seni alabilirim. Sütaş'ın durumuyla ilgili. Senden aslında iyi bir ilk ağızdan bilgi de almış olabiliriz. Sigara öyle demişlerdi o zaman devlet hastanesindeki doktor bana. Ama şöyle devlet hastanesinde şöyle yapıyorlarmış arkadaşlar. Gidiyorsunuz siz oraya. İlk önce 6 ay, 7 ay bir sürü tahlilden geçiyorsunuz siz zaten. Bir ilaçla, bir şeyle destekle sizin kilo vermenizi sağlamaya çalışıyorlar. Eğer siz kilo veremezseniz yani bu 3 yıl önce, 4 yıl önceki prosedür böyleydi. Sizi ameliyata alıyorlar. Yani özeldeki gibi gidip tahlillerinizi olup 2 gün sonra ameliyata alınmıyorsunuz. 46 beş beden bir şey değil ki ya. Emine Hanımcığım, ya hoş geldiniz Cansu Hanım. Cansu Hanım da çok saygı duyduğum bir diyetisyen arkadaşlar. Takibi alın. Çok güzel paylaşımları var. Online diyet falan da yaptırıyor bildiğim kadar. Mide ameliyat çözüm değil bence. Ben riskli görüyorum. Ya şöyle çok güvendiğim doktorlar var benim. YouTube'da da bunlarla ilgili videoları var. Denilen şu. Mesela bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce silikon, deli gibi silikon taktırıyordu herkes dudağına, göğsüne, poposuna işte atıyorum. Ve sonra bundan yıllar sonra o silikonların aslında vücuda zararlı maddelerle yapıldığı söylendi. Ve sonra o takılan silikonların %90'ı çıkarılmak zorunda kaldı. Mide ameliyatı çok tarihi yakın bir ameliyat yapılmaya başlanalı. Ve bundan 30 yıl sonra, 40 yıl sonra atıyorum 20 yıl sonra nasıl bir komplikasyon olacak çoğu kişi bilmiyor. O nedenden dolayı da yani bir de sonuçta mide aslında bizim ikinci beynimiz. Cansu Hanım daha iyi bilir bir diyetisyen olarak ama belki de gerçek beynimiz bilemiyorum. Çünkü vücuda giren her şey mide yoluyla giriyor. Yani ve daha doğrusu mideye giren her şey vücuda yararlı ya da yararsız olarak vücudun içinde dağılması gereken yerlere dağılıyor. Ve mide ameliyatı olduktan sonra çok az bir mide parçası kalıyor. Yani o kadar faydalı bir organ ki mide aslında. Biz bakmayın biz hor kullanıyoruz. Sağlıksız besleniyoruz. Vakitli vakitsiz beslendiğimiz için çok gergin değil mi arkadaşlar? Hastayım biraz o yüzden. Yoksa gergin falan değil mi? Gayet iyiyim yani. Bakın dudağıma falan hep uçuk yara. Şu Sütaş'ın şeyine çok üzüldüm. Yani ağzım burnum hep yara şu anda. Biraz moral olsun diye açtım canlı yani. Yoksa gergin falan değilim inanın. İşte dediğim gibi yani ne gelir başa belli değil. O yüzden de ister istemez de zaten insan ameliyat olma fikri, narkoz almak, anestezi ve bu ameliyat sadece gösterilenden, anlatılandan ibaret değil. Yani oh ameliyat olacağım, sonra da zayıflayacağım gibi bir şey yok. Bunun bir de psikolojik boyutu var. Ameliyat olup gerçekten depresyona girenler çok fazla, ölüm haberleri çok fazla, komplikasyonlara uğrayanlar çok fazla, tekrar aynı kiloyu alanlar çok fazla. Zeynep diye bir kız vardı hatırlar mısınız bilmem. 140 kiloyla ameliyata girmişti. Tekrar o kilonun aynı 1000 katını geri almıştı. Yani bir sürü şeyi var. Bilemiyorum yani. Geçen gün midenin beyinden daha akıllı olduğunu söylediler. Boş olunca mide haber veriyor, beyin boş olunca haber vermiyor diye. Aynen öyle. Yani o yüzden mide aslında bizim en önemli organımız. Çünkü gerçekten Kayserliyim arkadaşlar ben. Vücuda giren her şey mide dolayısıyla bizim aslında neremize yararsa oraya dağılıyor. Midenin olmadığını düşünün. Mide beyin gibi düşünen bir organ aslında. Hani su içiyorsun, su nerene yarıyorsa oraya gidiyor. Yediğin brokoli nerene yarıyorsa faydalıysa brokolideki
vitaminler mesela kalbine mi yarar? Kalbine gönderiyor mide. Ama mideyi aldığını düşün. Aleyküm selam. Ya Seren Serengil artık var ya işin affedersiniz şeyini çıkardı gerçekten. Ben onun doktorunun açıklamasını öğrendim. Beşinci kez operasyon yaptırmış biliyor musunuz o midesini? Yani düşünün artık ne boyutta. Kadın kafa gitmiş zaten hiç böyle nasıl diyeyim benim yani şey %10'a düştü bu arada pil seviye. Yani zaten böyle çok şey yaptığım bir kadın değildi de iyice kafa gitmiş bence onun. Zayıflamayla kafayı bozduğu için. E bir de sen ameliyat olursun niye su içmiyorsun arkadaş? Asitli içecekle gün mü geçer? Hoş geldin Ümmü Hancım. Yani ameliyat oluyorsan da onun şartlarına uyacaksın. Sen ameliyat olup 46 kiloya düşüp ondan sonra asitli içecekler içersen her gün abuk subuk şeyler yersen tekrar 70 kiloya çıktım diye zaten parmak kadar bir miden kalıyor ameliyat sonrası. Gidip o kalanı da aldırırsan ne bekliyorsun ki? Yani onun örneği iyi bir örnek değil arkadaşlar. Gerçekten mide ameliyatı olup sağlığına kavuşmuş. Bundan çok memnun olan insanlar var. Ama çok rahatsız olan insan da var. Mesela benim en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım. Bundan 2 sene önceydi değil mi Ümmühan? Bizim 4 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Biliyorsunuzdur. YouTube'dan takip edenler bilir. Hilal diye arkadaşım var. Hem şeker şey böbreklerinden rahatsızdı. Böyle aşırı derecede ödem. Ve artık vücudunda böyle lekeler falan çıkıyordu yani. O kadar kötü durumdaydı ki gitti tüp mide ameliyatı oldu. Şu anda maşallah ideal kilosunda. Gayet de güzel yani. Gayet de iyi her şey onun için. 104 kiloyla ameliyata girdi sanırım. Şu anda 53 falandır herhalde. Her mide ameliyatı olan kötü bir durumda değil yani. Ya da ben mesela mide ameliyatı olmayı düşünüyorum dediğim zaman bunu özentilikle de şey yapanlar olabiliyor. Ama ben bunu bir günde ya da birinde görüp de yapmayı düşünen bir insan değilim. Çaresiz hissettiğim için düşündüğüm zamanlarım oluyor. Hala da buna karşıyım. Olmak istemiyorum. Yani ben düşüncelerimi paylaşıyorum size. Çok doğru. Doktorun ameliyat etmemesi gerekirdi. Doktorun ameliyat etmemesi gerekirdi ama belki ne haldeydi o Seren Serengil. Yani o kadın bence 10 laf konuşuyorsa 15'i yalan yani. O kadar çok yalan konuşuyor ki hangisi doğru bilemiyorum. Devlet karşılamıyor mu tüp mide ameliyatını Türkiye? Karşılıyor ama hemen gidince yapmıyor siz devlet ameliyat arkadaşlar bildiğim kadarıyla Yasemin'cim. Yani böyle 7 ay 8 ay seni gözetim altında tutuyor tüp mide için. Sonra karar veriyor diye biliyorum. Şimdiki prosedür nasıldır bilmiyorum. Ümmü Hanım siz diyetle zayıflamış birisiniz. Diyet turunu değişin. Hanım size inanırız. İnşallah. Teşekkür ederim. Öyle yani. Tuğba'ya demiştim canlı yayına katılabilirsin diye. Sanırım çıktı girip. Yani zaten obez değildi de işte maalesef ünlüler arasında, ünlücükler arasında bu çok yaygın. Gidiyor doktora fit görünmek adına. Diyor ki senin kilon yetmiyor buna. Mesela bir sürü var yapar. Şimdi isimlerini anmayın buradan. Gene sayfam taşlanmasın da. Gidiyor 100 kilo bile değil 80 kilo atıyorum ve hiçbir sağlık sorunu da yok. Sadece zayıf daha zayıf görünmek için bir hafta deli bir ay deli gibi yiyor. Tabii ki de bir ay deli gibi yerse bir insan olmadığı kiloya çıkar yani. Gidiyor ondan sonra aa diyor vücut kitle indeksim şeymiş. Alıyorlar ameliyata ondan sonra da işte para için yapılıyor. Kasap doktorun eline düşürmesin Allah. Sütaş bir kedi arkadaşlar ve ameliyat oldu. Odur Sütaş. Ameliyat oldu Sütaş arkadaşlar. Sokak kedisi Sütaş. Harika birisin Doğan. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar doğal olmaya, samimi olmaya dikkat ediyorum. Çaba sarf ediyorum buna. İnanın bu platformda böyle olmak çok zor. Arkadaşlar ben o yazdıklarınızın hepsini biliyorum zaten. Aydın Salih'i de biliyorum. Su diyetini de biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben Karatay diyetiyle kilo veremediğim için kilo alıyor değilim. Ben motivasyon eksikliği yaşıyorum. Uzun süredir diyetin içindeyim. Çok yüksek kilolardan bugünlere geldim. Benim sorunum bambaşka. Ya ben kilo veremediğim için bu halde değilim. Ben diyeti düzgün yaptığım zaman zaten kilo veriyorum. Sütaş'a ne oldu arkadaşlar? Sütaş bir sokak kedisi. Ya biri çarptı ya bir hayvan zarar verdi ya yüksekten düştü. Bir şekilde çenesi kırıldı ve ameliyat edildi.
Mide ameliyatı da arttı etrafımızda. Bizler zorlanıyoruz diyette. Evet, bu sene bir patladı mide ameliyatı. Teşekkür ederim. Çevremde o kadar çok mide ameliyatı oldum, sonra yine kilo aldım diyen var ki. Aynen öyle. Almayanlar da var İlkay, ama alanlar çok fazla. Maalesef ki bu sihirli bir değnek değil. Mide ameliyatı 6 ay sizi durduruyor arkadaşlar. Ben çok yakınım birinde gördüm. Daha doğrusu karşı komşusu, hem anne hem kızı mide ameliyatlı ve birbirlerinden gizli gizli yemek yiyip karşı komşunun çöpüne çöp tabaklarını bırakıyorlar bu arkadaşlar. Çok yakınımda gördüm, yani daha yenilerde gördüm. Yani gizli gizli yemek yiyorlar ve birbirleri anlamasın diye de karşı komşunun çöpüne bırakıyorlar yediklerini. İkisi de mide ameliyatlı ve yememesi gereken şeyleri yiyorlar ama dışarıda havalarından geçilmiyor, yani biz kendimiz zayıfladık diye. Çok garip şeyler yapanlar var. Mide ameliyatı oluyorsan ona uyacaksın. Tuğba'yı da tebrik ederim. Çok güzel bir hayır. Aynen. Ve Tuğba, Necmiye, Nazlıcan, bu üç kız kardeş benim abimin kızları. Üçü de bu konuda çok çok duyarlılar. Mesela Nazlıcan en küçükleri kediler için mama evleri şey yapıyor. Harçlıklarını biriktirip parklara koyuyor. Necmiye Kars'ta sokak hayvanların eşiyle beraber her ay belli bir miktar ayırıp yiyecek alıp sokak hayvanlarına şey yapıyorlar. Mide botoksu hafif değil mi? Bilemiyorum. Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ben ömrü hayatımda bir kere ameliyat oldum. O da sezeryan doğum için. Başka hiç bu konularla ilgili bir şey olmadım yani. Hayırlı sohbetler abla. Geç kalmışım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Şarjımın yettiği kadar yapacağım arkadaşlar. En son 10'du. Eğer kapanırsa tekrar açabiliriz isterseniz. Sizden de razı olsun. Sizlerden de razı olsun. Ahmet Apa diyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahmet Apa'yı da biliyorum. O da işte Karatay'ın biraz allısı, morlusu. Ya aslında bütün diyetler özünde birbirine çok yakın. Mideye balon attırabilirsiniz endoskopi ile. Arkadaşlar, yeme içgüdünüzü kontrol edemezseniz maalesef her yıl kilo almaya çıkıyor. Aynen. Emineciğim, mide balonu araştırdın mı hiç? Araştırmadım. Yani duydum, hatta şu biri taktırmış da yalan söylemiş, diyetle verdim diye. Daha zararsız sanki. Hiç bilmiyorum inan. Mideye kelepçe ya da midenin bir bölümünü alıyorlarmış. Şimdi tüp mide ameliyatında arkadaşlar, bildiğim kadarıyla mide şu ya. Tüp mide ameliyatında şurayı komple alıyorlar, şurayı. Şu kalıyor. Bunu direkt bağırsağa bağlıyorlar. Yani bebek mide, tüp mide denilen şey o. Tüpe benziyor midenin görüntüsü ameliyattan sonra. O yüzden tüp mide deniyor. Yani parmağım kadar bir mide kalıyor. Arkadaşım oldu, bir dönem iyi verdi ama botoksla sonra geldi endoskopi gibiymiş. Aa, lütfen aç yayını, ben size doymadım. Daha çok özledim. Teşekkür ederim. Mide botoksunu ben yaptırdım. İnanın bana, para tuzağı. Sadece 5 ayda 6 kilo veriliyor. Uf. Yani onu zaten dikkat etsen herhalde 5 ayda 6 kiloyu verirdin yani. Kaça yaptırmıştınız? Botoksun zamanı geçti mi yine kilo alınıyor. Bulantı yapıyormuş sadece biraz. Bir tane geçen YouTube'da bir kız, yaşı da çok yüksek değil, 23-24'tür belki. Bir kız denk geldi böyle. O da mesela midesine balon taktırmış. 8 ayda 6 kilo mu ne vermiş yani. Hani hiçbir şey çare değil arkadaşlar. Ameliyat da olsanız, aynı Seren Serengil olayındaki gibi, şartlarına uymazsanız olmuyor. Betül Yıldırım isimli komedi videoları çeken bayan balon indirdi mideye, hala kilolu. Ben çok fazla böyle fenomen denilecek arkadaşları takip etmiyorum. İnanın bilmiyorum kimler bu dedikleriniz ama yani gerçekten düzene uymazsanız, ameliyat da olsanız sonrasında alınıyor. Mide ameliyatını mucize gibi düşünen bir kitle var. Ameliyat sonrası ciddi bir süreç bekliyor. Kişiye özel öyle kolay değil. Midede balon şişiriyorlar. Siz tok hissediyorsunuz. Mide balonu budur. Kelepçenin de süresi 10 yıl, sonra işlevi yitiyor. Bir de aldırmak mı gerekiyor onu? Allah razı olsun yeğenlerinizden de sizden de, can kurtarmak güzel bir şey Emine Hanım. Aynen öyle. Onun şeyi, inanın hiçbir şey de yok ya. Mutluluğu. Çok üzüldük ama Rabbim sayenizde o şarjım
Abla yayını tekrar aç lütfen demiş. Mide ameliyatından üstelik yeterli gıda alınamayıp emilim yapılamadığından vitamin eksikliği, halsizlik çok görülüyor. Kayseri'deyim arkadaşlar. Melikgazi'de mide kelepçesi gevşedikçe enjekte ameliyat kadar çok verdiriyormuş. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Katılmak ister misiniz? Tekrar açsam sohbete devam eder miyiz? Evet derseniz hemen seri şekilde açacağım. Başka bir şey konuşmayalım da evet derseniz açacağım. Yoksa işiniz gücünüz varsa saatte zaten şey yoksa bugünlük bu kadar yeter diyeceğim. Şarjım bitmek üzere canlı yayın devam etsin diyorsanız şarja takıp tekrar açacağım arkadaşlar. Evet derseniz devam edelim. 1-2 dakika müsaade isteyeceğim sadece şarj aletini alıp gelene kadar. Tamam o zaman evet diyenler var. Şimdi kapatıyorum. Bu yayını da kaydederim inşallah. Son 1-2 dakika sonra tekrar açacağım. Hadi görüşürüz.